Sonunda bugün Fikirtepe halkı bayram ediyor. Evet. Hepsi çok mutlular. Burada firma sahipleriyle anlaşanlar. Son olarak bir tane ev kaldı. Onun da yıkımı başlandı. Evet. Evin sahibi Alaaddin Demirel son ana kadar bekledi. İnatçılığı yüzünden mi bu inşaat bu kadar uzadı? Daha fazla para kazanmak için mi bunu yaptı? Hani siz ne diyorsunuz? Fikirtepe inatçısı diye meşhur oldu bu arkadaş. Ben de sabah gazetede yine okudum. Fakat bu işin aslında inatçısı bana göre burayı yapan, bu bölgeyi yapan şirket oldu. Çünkü o kişinin bu ekstra isteklerine karşı boyun eğmeyerek 16 trilyon eski parayla, bugünkü parayla 16 milyon TL aslında kira vermeye devam etti. Bugüne kadar onlara evet demeyerek 16 milyon TL buradaki diğer maliklere kira dağıtmış oldu. Bunun bir sebebi şu, bu şirketin sözleşmesinin adaletine inandığı için ben bu adaletsizliğe sebebiyet vermeyeceğim. İlla ki yetkililer de bunu görüp bir düzenleme yapacaktır ümidi vardı ve o ümit de netice buldu. Kamulaştırma tehdidi karşısında aslında imzalamış oldu bu sözleşmeyi. Yani başta da 5 tane daire alacaktı, şimdi yine 5 tane daire almış oldu, bir şey değişmedi. Dolayısıyla zarara giren burada firma. Aslında evet. Ama şunu da düşünmek lazım. Sayın Ömer Bey gerçekten düşünceli bir insan. Yani sadece hani kendisini, kendi firmasını değil, bu işin geleceğini de düşünerek böyle bir riskin, böyle bir maliyetin altına girdi. Çünkü neden? Kentsel dönüşüm gerçekten bir sosyal sorumluluk. Yani yıkılan firmalara bakıyorsunuz, çok ciddi anlamda içinde midye kabukları dahi çıkanlar var. İstanbul bir bomba gibi, patlama tehlikesiyle karşı karşıya bir yer. Her an bir deprem riski karşısında. Her an her şey olabilir. Bu anlamda gelecekte de kentsel dönüşümün önünde böyle inatçılar çıkmasın diye ben bu maliyeti karşılayacağım ve inşallah yasada çıktığında ben bu maliyeti karşılamış olarak bir hizmet yapmış olacağım dedi. Nitekim hükümet de belki haklıydı. Hükümetin de gerekçeleri vardı. Bir apartman yıkılırken 3/2 yasası rahatlıkla yürütülebiliyor. Ama böyle bölge çapında yapılan çalışmalarda devletin bu işlere müdahale etmesi durumunda efendim benim mülkiyet hakkıma tecavüz ediliyor diye davalar açılıyor. Bu sefer böylesine büyük projeler, böyle yaşam alanları oluşturan, sosyal alanları oluşturan projeler ne yazık ki tıkanmış oluyor.